Merhaba, ben Esin Kocakoş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bisiklet yakanın nasıl takıldığını ve püf noktalarını anlattığım bir video hazırladım. Umarım keyifle izlersiniz. Hemen bekletmeden videoya geçelim. Şu şekilde kesip hazırladığım yakam önümde. Kumaşlarımı yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve İlk olarak omuz kısımlarını birleştiriyorum. Sonrasında ise şu şekilde şeridim var elimde. Bu şeridin uzunluğu şurada bulunan yaka kısmının uzunluğundan 3 ya da en fazla 4 santim kısa olabilir. Bu kullandığınız kumaşın esnekliğiyle alakalıdır. Siz ne kadar esnek kumaş kullanırsanız kısaltma oranınız o oranda artar. Ben yaklaşık 2,5 santim kadar kısaltarak kullandım. Bu 3 santime de çıkabilir. Şimdi hemen dikiş işlemine geçiyorum. Öncelikle omuz kısımlarını birleştirmeye başlıyorum. Şimdi bakın, overlock dikişiyle omuz kısımlarını kapattım ve tüm dikişleri overlock'ta devam edeceğim. Neden overlock makinesiyle dikişlerimi yapıyorum? Ondan da bahsedeyim. Sebebi, esnek kumaşların overlock makinesinde çok daha sağlıklı bir dikişle dikiliyor olması. Bu yüzden farklı makinelerle değil, overlock makinesiyle işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şeridimi 3 santim kısa olacak şekilde dikiyorum. Şuradan biraz fazlaydı. Onu kestirerek çıkarıyorum. Bakın. Diktim. Ve tam ikiye katlıyorum. Bu dikişi ortada bırakıyorum. Anlattığım yöntemin tamamı tekstil tipi dikiş yöntemidir. Yakamı önüme alıyorum. Şurada bulunan, bakın, sol kısma gelen yakayı açıyorum. Burada arka yaka, şu arka yaka oluyor. Arka yakaya doğru 1 santim bu dikişi kaydırarak yerleştiriyorum. Neden arka yakaya doğru kaydırıyoruz? Tekstil yöntemidir. Ortada ya da şu dikişin üzerinde olmaz. Karşıdan bir insana baktığınız zaman yan dikişin tamamen kayıp olması gerekiyor. Ya da arkadan baktığınız zaman tam orta noktada görmemeniz gerekiyor. Şu şekilde ayarlayıp makinemin altına veriyorum. Sanki bir lastik diker gibi düşünerek bu işlemi yapabilirsiniz. Şu şekilde gerdirdim. Bakın ne kadar pay var arada. Bandı, yaka bandını, anneciğim bir saniye, dikiyoruz. Yaka bandını alıp yerleştiriyorum. Dikeceğiz anneciğim. Şu şekilde yerleştirdim ve elimle düzenliyorum. Tam düzgün olduğundan emin oluyorum ve sıfır olacak şekilde dikişimi gerçekleştireceğim. Dikişlerde overlock'ta kesme işlemi olur. Eğer hatalı bir kesim varsa onu overlock makinesinde düzeltirsiniz. Normalde overlock makinesiyle çalışırken 1 santim kadar kestirme payı bırakılır bu arada. Onu da söyleyeyim. Normal işlemlerde 1 santime kadar kestirerek dikişinizi yapabilirsiniz. Şimdi hemen çeviriyorum. Yakamın görüntüsü bu şekilde. Neden kısa kestik? Bakın, yaka şöyle kalıp birebir olsaydı şöyle kalıp çirkin bir görüntüye sahip olurdu. Daraltarak işlemi gerçekleştirince bakın şöyle muntazam bir görüntüye sahip oldu. Şimdi yapmanız gereken, eğer çift iğneniz varsa
ya da reçme dikişi yapabilecek makineye sahipseniz üst kısmından dikiş geçebilirsiniz. Eğer yoksa düz makinayla üstünden bir sıra dikiş geçebilirsiniz. Ben şimdi çima dikişi yapacağım. O kısmı da size göstereceğim ve bisiklet yakayı tamamen böylece tamamlamış olacağız. Şimdi dikişi şu yaka birleştirme kısmı var ya, oradan başlayarak yapıyoruz. Ayrıca çima ayağı kullanıyorum ki sıfır ve markadan bir dikiş elde edelim. Çima ayağının ne olduğunu merak ediyorsanız bununla ilgili bir videom var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Ben şimdi tam dikişin, şuradaki dikişin olduğu yerden düz dikişle, çima dikişiyle bu kısmı sabitleyeceğim. Sabitlememin amacı şuradaki overlock dikişinin açılıp yukarıya doğru gelmemesi. Bunu istediğim için kapatıyorum. Bakın bu şekilde dikiş işlemini tamamladım. Overlock kısmını da yatırdım. Anne. Ve böylece şu kısımda anne sürekli havalanmayacak. Bisiklet yaka dikimi de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bird on a tree. I'm just